gösterelim. Ben buradan okuyorum. Yeni Yaşam Gazetesi'nin Twitter <laughs> hesabından diyor ki, gazeteci Ahmet Dicle iki nokta üst üste doğrudan ilk defa size söylüyorum. İktidar İmralı ile görüş, İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı. Şimdi bunu alıntılamış Selahattin Demirtaş diyor ki. Bir kendi, haber bu, bir gazeteci. Bir, bir haber. Bir gazeteci Ahmet Dicle haberi. adlı gazeteci. Evet. Doğrudan size söylüyorum. İktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı. Bunu Selahattin Demirtaş alıntılamış, e, görüyorsunuz ve diyor ki: Erdoğan İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? Bir soru soruyor. İstediğini alamayınca yine hepimizi terörle işbirliği yapmakta suçlamaya başladı anlaşılan. Yani istediğini alamayınca bize yeniden terörist demeye başladı diyor. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum demiş. Ben buradan soru soruyorum. Erdoğan ya da saray ya da AKP iktidarı ya da Cumhur İttifakı İmralı'ya bir heyet gösterip gönderip gönderip bir heyet gönderip Abdullah Öcalan'la seçimlere ilişkin bir görüşme yaptı mı yapmadı mı? Evet buna bir yanıt verin. Yaptı mı yapmadı mı? Bu görüşmeden eliniz boş döndüğü için mi hüda para aldınız? Zaten Hizbullah yöneticilerini ağır suç işlemiş, cinayet işlemiş. Bakın Abdullah Öcalan'ın işlediği iddia edilen suçlardan daha azını işlemiş olamazlar. Bunu açıklamışlar, ilan etmişler mahkemede, savunmuşlar. Sizin sonunuzda Gaffar Okan gibi olacak demişler. Gaffar Okan'la birlikte tam 5 polisi, Gaffar Okan'la birlikte 6 polisi şehit ettiler. Bu cinayetleri savunmuşlar. Bu örgütün davasından yargılanan kişiler Cumhur İttifakı listelerinde milletvekili adayı. Şimdi diyor ki ben rahatsız oluyorum Türk isminden. Bayraklar bir e, milletin değil bir e, milletin değil bir ülkenin bayraklarıdır. O da, o yüzden Türkiye bayrağı denmeli. Efendim anlamadım. Ne oluyormuş? Bir dakika. Ya, bir milletleri değil e, ülkeyi temsil edermiş bayraklar. Ama ben şu soruyu sorayım hocam size bırakıyorum. Gönderdiler mi, göndermediler mi? Biz Erdoğan'dan, saraydan, Cumhur İttifakı'ndan ve Ahmet Hakan'dan cevap bekliyoruz. Buyurun hocam. Şimdi Ahmet Hakan saraya yakın gazeteci ya, o yüzden. Ben 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 size o zaman birkaç soruyla bunu pasınızı e, size geri Vereyim. Atayım diyorsunuz. Atayım. Buyurun, buyurun hocam. Hangi parti, hangi lider doğrudan İmralı'dan gelen mektubu okuttu seçim propagandasında. Hangi? Biliyorum. Kim? Erdoğan. Ne zaman, ne yaptı? Onu bırakın hocam. Orta Doğu'yu en iyi anlayan lider dedi zaten. Efendim? Orta Doğu Erdoğancılar, evet. Pelikancılar, evet. yandaş medya, evet. Orta Doğu'yu en iyi anlayan, en çaplı ve en demokratik lider dediler. Sonra da da bir Halkı mektubu Halkı. Erdoğan. Tabii. Bir hem de Diyarbakır'da galiba yanlış hatırlamıyorsam. Diyarbakır'da Nevruz mitinginde. Evet, bir mitingde evet. ondan gelen mektubu mektubu okudular. Peki. Mektubu mit getirdi ya da işte görevliler neyse devlet görevlileri getirdi ve mitingi düzenleyen komiteye verdiler. Ve komite bildiğim kadarıyla o dönemde e, sırrı süreye önder okumuş. Evet, peki. İdi. Yani yanılmıyorsam. Peki. Bir soru daha. Hangi politika, e, hangi lider, hangi siyasal parti lideri kendi emrindeki e, bir kanalda, devlet kanalında e, öcalan, yani mahpus olan, mahkum olan öcalanın kardeşini ekrana çıkartıp propaganda yaptırdı. Evet, o da. E... Erdoğan, başkası değil, TRT Kürdi'ye çıktı Osman Öcalan. Osman Öcalan şimdi hayatta değil, Covid'den öldü, yaşamını yitirdi. Fakat Osman Öcalan'ın PKK ile bir ilişkisi yok, onu belirteyim. PKK'dan abi, abi. ayrıldı. Kardeşi diye Ayrıldı, zaten. ayrı bir örgüt kurdular. Kürdistan Yurtseverler Partisi diye ya da Yurtsever Kürdistan Partisi gibi. Yanlış hatırlamıyorsam bir parti kurdular. Fakat o partiyi PKK dağıttı. Yani etkili olamadılar. Bir grupla ayrıldılar. O yüzden Süleymaniye'de ya da evet Süleymaniye'de fırın işletmeye başladı, evlendi filan. Ama yine de sonuç olarak Abdullah Öcalan başka kardeşine dokunmadı kimse. Başka diğer ayrılanlar fiziken de yok edildiler. Yani suikastler düzenlendi onlara. Bir bölümün en azından ve bu örgüt tutamadı, dağıldı. Yayın organı çıkarttılar, gazete çıkarttılar, siteleri filan vardı. Öyle başladılar zaten. fakat PKK'yı bölemediler, etkili olamadılar. E, PKK'yı resmen temsil etmemekle birlikte, yani Öcalan'ın dokunmadıkları, dokundurmadığı isimlerden biri ve belli bir ayrı zamanda Kürtler üzerinde belli bir etkisi olan bir isim tabii Osman Öcalan. O dönemde, Erdoğan döneminde oldu hocam o da. Evet, Erdoğan TRT'ye çıkarttı. Peki, bir doşenti galiba, bir akademisyen olduğunu iddia eden bir herhalde devlet görevlisini… Öcalan'a görevle yollayıp ondan mesaj getirten geçen yani, yerel seçim verdi. Evet. Onunla ben davalıyım hocam. Ben onu şey yaptığı için eleştirdiğim ve sen kimin görevlisin? Nasıl gidiyorsun oraya? Ee, Kolaydı ya yani öyle. Evet, biz öyle şimdi, bir akademisyen ele de Tunceli'de mahkemeliyiz. Kendisi Munzur Üniversitesi'nin öğretim görevlisi. Ailesi ve avukatları bile görüşemezken bu arkadaş görüştü. Meğersem Abdullah Hocalan'la ilgili, PKK ile ilgili bir kitap yazıyormuş. Devletten izin istemiş, devlet de vermiş izni. Yani Adalet Bakanı da vermiş, git görüş demiş. <laughs> Fakat gidip görüştükten sonra mektup getirdi. O da mektup getirdi. Evet, benim sorularım bitti. Peki. Siz sınıfı geçtiniz. Evet, teşekkür <laughs> ederim hocam. Sizin gibi bir hocadan sınıfı geçmek önemli. Estağfurullah. Ee, hemen ben e, konuya ilişkin e, son değerlendirmemi yapmak isterim. Şimdi değerli seyirciler, Selahattin Demirtaş'ın sorduğu soru önemli. Ne istemiş olabilir gerçekten? Bunu bilemiyoruz. Çünkü Abdullah Hocalar'a karşı bir tecrit uygulanıyor. Ne ak akrabaları, derecenin akrabaları, ailesi, kardeşi vesairesi görüşebiliyor ki bu antidemokratik bir uygulamadır. Mahkumların bile hakkı vardır. Mahkum edebilirsiniz ama ailesiyle görüşme, avukatıyla görüşme, Hayır, tabii canım. telefon etme hakkı vardır. Şimdi bunların hiçbirini özel bir statüye tabi, tabi tutmuşsunuz orada. Özel bir statüye tabi tutmuşsunuz. Ama siz istediğiniz zaman görüşüyorsunuz. Ne görüştüklerini bilmiyoruz çünkü. Abdullah Öcalan'da başka görüşen yok. Görüşebilen yok. Şimdi bu tecritin bir mahkeme kararına dayalı olması lazım. Mesela Abdullah Öcalan'ın bir disiplin cezası alması lazım. Mektuptan ve görüşten men edilmesi bir disiplin cezasını gerektirir. Biliyorum ben, yattım. Yani hem tutuklu olarak hem mahkum olarak haklarınız var. Bir rejimin demokratik olup olmadığını belirleyen en önemli ölçülerden biri, suçluların da eğer suçluysa haklarının olduğunu bilmek ve o hakları uygulamak, savunmaktır. Tabii, tabii. En önemli ayrım budur. suçluların da hakları vardır. Onların da insan olduğunu tabii, bileceğiz. tabii. Nedir? Onun beslenme hakkıdır, haberleşme hakkıdır, yayın yakınlarıyla görüşme hakkıdır vesaire. Vücut bütünlüğünü koruyacaksınız. Öyle bu suçlu ben onun kolunu keseyim diyemezsiniz cezaevinde. O ayrı bir suçtur. Dolayısıyla Abdullah Hoca'larına bir tecrit uygulandığı için bilmiyoruz. Bu tecrit çok açık ki seçimlere kadar da ortadan kaldırılmayacak. Bir avukatı görüşmüş olsa, yani biz ondan öğrenebiliriz. Avukatı diyebilir ki ya böyle bir görüşme oldu, Abdullah Hocalar ondan şu istendi, Abdullah Hocalar'ın da şu yanıtı verdi diyebilirler. Bunu da bilmiyoruz. Ama İmralı'yla bir görüşmenin yapılmış olduğu açıktır. Belli ki. Açık demeyelim hatta. Böyle bir güçlü iddia vardır ortada. Güçlü bir iddia var. Bunun doğru olup olmadığını devletin yalan söylememesi gerekiyor değil mi hocam? Evet tabii. Asla, asla. Evet. de O halde de Adalet Bakanlığı, en azından Adalet Bakanlığı. Sarayı geçtik, Erdoğan'ın ekibini geçtik. Ama Adalet Bakanlığı bir açıklama yapmalıdır. İmralı'da bir görüşme yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Bir heyet görüşmüş müdür, görüşmemiş midir? Yeni Yaşam Gazetesi'nin ve Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar bu konuda söyledikleri doğru mudur, değil midir? Bir evet. kez daha soruyorum. Şimdi ben sizin o sorduğunuz soruya gayet net ve açık bir cevap vereyim. Evet, devlet yalan söylememelidir. Örneğin. TÜİK'in enflasyon oranlarını açıkladığı gibi hep dürüstçe ve doğru ve gerçeğe uygun açıklama yapmalıdır. Örneğin pandemi döneminde yani Covid döneminde Öyleyse. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği ölüm istatistikleri ve hastalık istatistikleri gibi gerçekleri aktarmalıdır. Devlet yalan söylemez. Devlet yalan söylememelidir. Aynen TÜİK'in ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı gibidir. Evet hocam son olarak e, Hüdapar'a girdik bayrak konusunda. Ben Beni bugün en çok etkileyen haberlerden biri de Kızılay'ın kan fiyatlarını yükseltmesi hocam. Yüzde yüz zam yapmış Kızılay. Yani kan fiyatlarını artırmış. Kan fiyatları e, 500 liradan yaklaşık 1000 liraya çıkartılmış. 980 lira gibi bir fiyata çıkartılmış. Şimdi ya neoliberal politikaların, piyasacı, vahşi kapitalizmin